caminin ilk açıldığı günleri hatırlıyor musun? Hey gidi günler, ne günlerdi o günler. Aslında biz o zamanlar futbolla meşguldük. Sonra dedi ki, ya bize bir cami lazım. Yani bu enerjimizi buraya verelim. Yani Nore'de bir yer lazım çoluk çocuğun okuması için. 3-5 arkadaş değil mi? Toplandık o zaman. Sağ olsunlar Koca Ahmetler. Efendim Hüseyin Mustafa Merkez Demirler. O Resul Esme de çok iyili oldu değil mi Hacılar? Çok emeği oldu. Falan, evet. Remzi Abigil. İlkler o rahmetli Köksal. Platinberg'den geldi. Platinberg'den geliyordu. Yani bayağı bir emek yaptı. Yapıldı elhamdülillah. Önce tabii Interbanof muydu lan oraya? Interbanof. Koskoca yerdi, kiraladık. Kiraladık. Bir sürü ödedik. Sonra dedik ya kendimize yer alalım artık. Değil mi? Sonra orayı aldık. Bu çarşıdaki binayı aldık. Bir heyecan vardı o zamanlar. Bir ay sıkıntılar da yaşadık o zaman. 95'te oraya geçtik değil mi? Bir de yanına bakkal açtık. Sonra bakkal açtık. Gelir olsun diye. Ama yapıldı, edildi. Tabii yönetim değişikliği oldu. Gençler geldi. Biz zaten biraz yaşlandık. Biz kıyıda bekledik ama hep üzerinden durdu gençlerin. Sürekli gençlerin üzerinden durduk biz. Zinhar hata olmaya. Sonra Hacı Resul birkaç kişi yönetim değişti. Orayı borcunu ödediler, bitirdiler. Değil mi? Şimdi de orayı sattık. Burayı yapıyoruz. Yani elhamdülillah yeni jenerasyon çok daha bir faal, daha bir aktif. Bir de işi biliyorlar. Almancaları da iyi. Biz o zaman Almanca bilmezdik. Çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi o zaman sıkıntısı da var. Bu zaman da sıkıntısı var. Bu zamanın sıkıntısı değişik ama Allah razı olsun. Genel merkez ve bölgemiz gençlere el atıyorlar. Çok da yardım ediyorlar elhamdülillah. Biz o zaman genel merkez sağ olsun yani. Yatırım artık Avrupa'ya yaptı. Böyle bir karar aldı. Hele ki böyle bir karar aldı. Yoksa bu koskoca külliyeyi biz altına kalkamazdık. Zaten böyle bir şey cesaret edemezdik. Elhamdülillah bugünlere geldik. Allah buranın inşallah açılışında içinde namaz kılmayı da bize nasip etsin. Amin. Allah buradan çok güzel hizmet eğili meydana getirsin. Amin. Diyar gurbette yani Kabe'nin şubesi Allah'ın dinine hizmet ediyoruz. Elhamdülillah. İyi de ilk zamanlar bu köpeği o zaman büyüttün. İyi bol bol yiyordun. Ya o zamanlar İsmet haber ediyordu bölge başkanımız sağ olsun. Grill yap geliyorum. Nore'denin suyu iyi, havası iyi. Bir de yayla yap geliyoruz. Yani biz gibi büyüttük kendisi maşallah. İlk cami açtığımızda cemaat üzerindeki faydası neydi? Şimdi bizim hayatımızda ne değişti? Aslında biz hep mollaydık. Evet. Ama aslında. Aslında hep mollaydık da. Ama biz o cami ile birlikte davayı öğrendik. Hı-hı. Allah razı olsun Erbakan hocamdan ve Milli Görüş Camiası'ndan. Ümmetin derdiyle dertlenmeyi öğrettiler. Allah razı olsun. Allah razı olsun İbrahim hocam. İyi ki o gün o birkaç kişiyle yola çıkmışsınız. O bir kar topu şeklinde inşallah büyüdü çiğ haline geldi. Bugün elhamdülillah buradayız. Elhamdülillah. Bu külliyenin önünde varsak bugün işte o gün o birkaç kişiyle yola çıkmış olmanızın neticesinde. Evet hocam. Buradayız. Sizlere de bir teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Tümlerimizden. İnşallah gelecek nesiller de bugün bu külliyeleri bugüne getiren, inşa eden nesillere teşekkür edecekler. İnşallah. Bu külliyeler buralarda büyük hizmetlerin yapılmasına vesile olacak. Buna inanıyoruz hep beraber işte. Evet Allah razı olsun. Yani cemiyetimizden bu zamana, bu duruma gelişinde de vefat eden büyüklerimizin önemli katkıları var. Ahmet Kalaycı amca, Ali Rıza abi, Allah rahmet eylesin de diğerlerim. Genel merkezimizin, bölgemizin de önemli katkıları var. Bilhassa Abdullah Kodaman hocamızın, özellikle bölgemizin, ekibinin. Evet. Sağ olsunlar hep yanımızda. Yani yönetim kurulumuzdan aldığımız bilgi o şekilde biz de görüyoruz. Aynı zamanda yönetim kurulumuz da maşallah çalışıyorlar. Kadın teşkilatı keza öyle, gençlik kollarımız.
gurur duyuyoruz. Rabbim devamlı nasip eylesin inşallah. İnşallah tabii. Allah çok güzel, eylesin. Çok şükür. Güzel, elhamdülillah. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yahu Allah için sen bir işe girdin mi? Müştüm ki Hasan Damar hocamıza. Hocam, 3-5 kişi milli görüşü kurdunuz. Bir gün milli görüş Avrupa'da böyle büyük bir teşkilat olacağını hayal edebildiniz mi? Yani nasıl oldu? Valla bilmem ama dedi, samimiydik. Allah'ın davasına, Allah'ın dinine sahip çıkmaya samimiydik. Samimi giriştik. Dediğin gibi hocam, yani kar topu gibi, şey gibi büyüdü. Elhamdülillah. Bugün İslam dünyasının her yerine teşkilatımız el atıyor. Kurbanla, haseneyle vesaire. İşte bizim o zamanlar bir de şu da vardı. Onların anlattıkları o samimi olaylar buraya da yansıdı. Mesela cemaatimiz merkezinde cami koydu. Herkesin merkezinde cami vardı. İşe giderken camiye uğruyor. İşten gelen camiye uğruyor. En çok hoşuma da şey gidiyordu. İzine giderken arabasının içinden bagajı koyar, caminin önüne gelir. Vedalaşır. Bakkaldan da şeyler alır gider. Dönüşte de aynısını yaparlar. Evet. Yani burası merkez olduydu. Merkez. Heyecan. Hani rahmetli Erbakan hocam hep bunu der ya. Heyecan. Bu heyecan bugünlere getirdi. İşte gençler de devam ettiriyor Allah'a şükür. Onlar da yarın böyle anlatacaklar inşallah. İnşallah. Evet. Ama şu ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Çok ölenlerimiz var. Birkaç isim saydık. Onların da çok gayreti oldu biliyorum. Onların çok gayretleri çok, vardı. Çok yaptı. Çok hizmetleri oldu. Şimdi oradan ben halkımın, bak ailelerin, çocukları olsun, büyükler olsun, hangi yaşta olursa olsun, hepsi buraya katkıda bulundu. Hala da yapıyor. Hala da yapıyor. Ziyadesiyle yapıyorlar. Evet. Burada bir değişik bir toplum burası. Gerçekten. Özel de ne derse ne kadar övülürse de ölsün ya. Rabbimizin lütfu, evet. Gerçekten. Gerçekten burası bir değişik bir şey. Arkadaşlarımıza şükranlanıyoruz. Ahmet abi dursun. Dışarıdan abi. Gelenler de öyle söylüyor. Burası değişik bir yer. Dostluk var, ha. Birlik, beraberlik var. Bir de buranın özelliği acı fedakar. Yani bizim bölge sağ olsun. Şimdi bakma, tecrübeli hocalar geldi. Hep genç tıfıl hocalar bize yollarlardı. Yetiştirirdik. Hoca olur giderdi. Yani vallahi hakikaten, yani atmıyorum. Yani İsmet de duysun. Kodaman hocam da duysun, sağ olsunlar. Hocaları yetiştirirdik. Ya Dortmund kapardı ya Gezenkirchen, ya bir kapardı götürürlerdi. Yani sağ olsun. Benim zamanımda biz 30 cemiyet başkanı arkadaşlar kardeş gibiydik. Çok ailece birbirimize gidip gelirdik. Hala onları görünce bir heyecanlanıyorum hocam. O eski cemiyet var. Hepsine selam olsun kardeşlerime. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Efendim o rahmetli Hasan vardı. Hasan Elmas'tı galiba ya. Katen Mekin Başkanı. Şaban vardı. Ya çok, yani ismini şimdi unutuyorum. Efendime söyleyeyim, bu Kamu'nun başkanı Kayseri bir arkadaş. Bekir kardeşim. İbrahim abi vardı. İbrahim abi. Kalsın İbrahim abi. Hepsi beni severlerdi. Aramızda kalsın, benden çekinirlerdi de. Sağ olsun hepsini. Sen seviyor muydun bunları? Of. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Çok seviyorum. En çok fırçayı da bizim İsmet abiden yirdi bu. İsmi ne İsmet? Koksoy'dan. Az fırça yemedim ondan. Ya bak, o da vardı. Sağ olsun. Nasıl unuttun onu? Ya, Cemal Fincan vardı. Müdür amca. Ahmet Müdür amca. Bozali değil mi? Ya Ahmet Göktaş, Dursun Güneş kardeşlerim. Çok emekleri var onlar. Remzi kardeşim. Allah hepsine razı olsun. Ha, bugünlere hakikaten geldik. İyi de eleman yetişti. Bugünkü yöneticiler, burada doğup büyüyenler, bu camide talebe olup yetişenler. Bunlar öyle değil. Alamancası da var. Alamancası da var. Efendime söyleyeyim. Dini bilgileri de tam. Elhamdülillah. İşi iyi getiriyor. Yani bizim önümüze geçtiler. Elhamdülillah. Zaten öyle olmasaydı sıkıntıydı. Çok şükür. Gök kubbede hoş bir seda bırakmışsınız hocam. Ya hocam, yani biraz mütevazi davranayım da, ama siz... Hocam ilk günlerde müezzin bile bulamazdık. Avcı dayı bir ölenden gelirdi herhalde. O 9 yaşındaydıysa güzel sesi vardı. Buna müezzinlik yaptırırdık, ezan okutturduk. Hocam şimdi tabii gençlerimiz, idarecilerimiz haklı olarak bir takım sıkıntılardan hep bahsediyorlar. İşte yetiştiremeyeceğiz camimizi, gidemeyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ama ben zannediyorum ki sizin zamanında çok daha büyük sıkıntılar yaşadınız siz. O günden bugüne nasıl geldik? Şimdi biz hani İnterbanu'da kiradaydık.
Hani dedi ki yerimiz olsun. Bilmeyenler olarak işte alelacele bir yer aldık. Apar tapar Lüneşay'da git birini bul işte falan. Zar zor parasını ödedik, aldık. Eski yerden de bize burayı verin diyen bir arkadaş oldu. Verdik ona, o da almadı. İşte oranın külfeti üzerimize kaldı. Bakkalı vardı, bakkalda da sıkıntı kaldı. O yeni yere taşınacağız, oraya para lazım. Eski yerin cezası geldi, bakkaldan ceza geldi. Allah Allah, bizim mühendis işini biraz ağırdan alan biriydi. Babam da ona bir kızdı, bir de mühür vurdu mu bizim inşaat durdu mu? Glaim mühendis. İnşaat durdu, cuma namazı gelmiş. Başımıza gelene bak, ya Rabbi ne yapacağız? Camanla apar tapar git, orayı bu, buraya oraya git, buraya git. Dortmund'a işte gittik, bulduk yerini de parasını, cezasını yatırdık, kaldırdık. Geldik, arkası yarısı açık, yağmur, çadır çektik. Arkadaşlar yağmur, cemaatin arkadaki, arkadaki cemaat yağmurda ıslanıyor. Çatı kaldı. Biz ön tarafta yani çatı da yani tam çatı bitmemiş. Eski yerin cezasını ödüyoruz, yeni yere para lazım. Allah Allah, sıkıntı o biçim. Bir de bugünkü gibi teknolojik imkanlar da yoktu yine. Ya düşünebiliyor musun hocam bizim camiyi yapacak usta Hacı Fedakar? Düşün ne haldeyiz. Elhamdülillah bugün. Şimdiki arkadaşların elhamdülillah büyük iş yapıyorlar. Evet. Yani 2-3 milyon euroya şey oldu, mal oldu şimdiki, şimdiye kadarki yapı. 1-2 milyona da gidecek ama iş yapıyorlar. Yani mühendisle çalışıyorlar. Yani firmayla çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim, en alay kaliteyle çalışıyorlar. Kalite en alay alayla iş yapıyorlar. Yani tuğlanın en iyisi, betonun en iyisi. Efendim şimdi Bodrum Haysun yapıyorlar. Allah Allah. Ha biz sıkıntı çektik ama bizim imkansızlıklarımız, işi bilmeyişimiz, Almanca bilmiyorsun, tercüman götürüyorsun. Tercüman senin şey meramını anlatmıyor, çekiniyor. Lan oğlum söyle. Lan bir ceza savaşa bay gelecek söyle. Bunalmışız, sıkılmışız. Yani ama şimdiki çocuklar Almanca biliyorlar, durumları iyi. Genel merkez sağ olsun, bölgemiz Abdullah Kodaman sağ olsun bunun buranın derdiyle dertlenmiş. Yani imkanlar çok. Cemiyette bir iş yapılacaksa o cemaatten arıyoruz. Bu işi bilen kim? Aynen. Kim yapabilir değil mi? Ey usta, gönyeyi getir diyor Hacı Resul'e. Hacı Resul gönye diye bardak götürüyor. Bilmiyor ki. Şaka değil ha. Bunlar yaşadık biz. Abim başkan, biz de gençlik başkanıydık. O hem bu eski işte şu anki camimizin satın alınmış haliyle uğraşır. Hem de içinin tadilatıyla uğraşırken ben de her toplantıda kavga ederdim. Gençlere yer, gençlere yer diye. Tabii gençlere yer camide olmadı çünkü kısıtlıydı caminin imkanları, talebeler vardı. Biz de Durmuş amcanın o altını tutmuştuk, kiralamıştık gençlik olarak. Şu an orası İmbiş biliyorsunuz, İmbiş'in olduğu yer ve orayı kiralamıştık gençler için. Gençleri orada topluyorduk. Şu an idarede olan gençlerin büyük bir kısmı o zaman orada gençlikte daha yani küçük yaşlardı. Orta öğretim, gençlik arası durumdalardı. Tabii gençler Allah'a şükür o toplantılar, sabah namazlarında toplantılarımızı yapardık. Bereketi olurdu. Hatta Abdullah da hala da dalga geçer bizimle. sabahın köründe de Ali Çakır toplantı yapıyor, gençler uyuyor. Ama tabii onun bereketi de farklı oluyor gerçekten. Çünkü sabahın seherinde Allah için bir araya gelmek önemli bir şey. Onun üzerinde de durmuştuk o zaman. Elhamdülillah bereketi de oldu. İşte o yetişen gençler Allah'a şükür şimdi böyle eserler meydana getiriyorlar. Elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Tabii o zamanki koşullar, o zamanki imkanlar çok yetersiz. Ama o zamanki haz da daha değişik değil mi? Yani şimdi burada amcalarınızın hepsine sorsanız o zamanki o zorluklar içerisinde duydukları haz daha farklı. Yani aslında hani hastalığın bana şifaymış derler ya, böyle bir tabir vardır. İşte o zorluklar aslında insanın şifasıdır. Sizin de bugün burada karşılaştığınız zorluklar yarın size çok lezzetli, tatlı anılar olarak kalacak Allah'ın izniyle.
Tabii o zamanki imkanlara göre Allah yardım etti. Bir şeyler oldu, meydana geldi. Bugün de zorluklar daha çok ama Allah'ın yardımı da daha çok. Yani zorluk büyüdükçe Allah'ın yardımı da o derece büyüyor ve çoğalıyor elhamdülillah. Gençler tabii samimi olmak, yani samimi olmak, Allah için sadece ve sadece Allah için yapılan işlerde bulunmak. Yani işte bak bu adam ne güzel yapıyor, bak bu adam işte bayağı becerikli desinler diye yapılan işlerin zaten bereketi olmuyor değil mi hacım? Devam olmaz. Devam olmaz. Biter zaten yani. Eğer biter. Hala daha oturuyorsa işte bu samimiyetin aslında en büyük göstergesidir. Ve hala daha o anılarını konuşuyorlar ve bugünkü gelinen durumu ne yapıyoruz? Onlar üzerinden biz de öğreniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bize böyle güzel eserler bıraktılar. Her şeyden önemlisi insan yetiştirme sanatını öğrettiler. Bize en güzel bıraktıkları eser aslında bu binalar falan değil. Yani binaların ortaya çıkması, fiziki şartların güzelleşmesi, tabii bunlar önemli meseleler. Ama aslında bize miras olarak bıraktıkları en güzel şey insan yetiştirme sanatını öğretmiş olmaları. Bundan sonraki gençlerin de bugünkü idare olsun, bundan sonraki gelecekler olsun, samimiyet ve insan yetiştirme sanatı dediğimiz bu mesleği en güzel şekilde uygulayıp gelecek nesillere de bunu aktarmak. Hani biz büyük idare, işte gençlik, orta öğretim ve şu anda çocuk kulübü de eklendi buna. Bizim bir zincirimiz var değil mi? Kete diyoruz ya. İşte bunun içinde de kadınlarda da, kızlarımızda da aynı şekilde bu silsile devam etmesi lazım. Belki bizim bölge içerisinde ne bileyim çevre cemiyetlerde idareci sıkıntısı çekmeyen çok bir hani sayılı cemiyetlerden bir tanesiyiz. Niye? İşte bu zincirin sürekli olarak devam etmesinden kaynaklı. Allah sizlerden razı olsun. Bakın siz hepiniz burada yetiştiniz ve şu an çok profesyonel bir şekilde çalışıyorsunuz. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun, şükrolsun. İşte bu o insan yetiştirme sanatının meyvelerini görüyoruz şu anda. Ve şu anki bu külliye de aslında onun eseri. Allah daha iyisini verdi her seferinde. Niye? Çünkü samimiyet vardı. Allah rızası vardı. Efendime söyleyeyim. Ve bu insan yetiştirme sanatı hiç aralık verilmeden devam ede geldi elhamdülillah. Allah'a hamdolsun, şükrolsun. Yani ancak şükrümüzden aciz olabiliriz bu konuda Allah'a karşı. İn tansurullah yansurkum. Allah'ın dinine yardım edersin. Allah da size yardım eder. İman var, varsa imkan da var.